Furkan suresi, şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Tamamını ben yarattım diyor Allah. Göklerde ne görüyorsanız, yerde ne görüyorsanız tamam benimle. Çocuk edinmemiştir. Bu Hristiyanların Allah çocuk edindi inancına karşı Allah böyle bir cevap veriyor. Ona mülkünde ortak yoktur. Yani başka ilahlar yoktur diyor Allah. Her şeyi yaratmış. Yani her şeyin tamamını ben yarattım diyor Allah. Ona bir düzen vermiş. Bütün canlılar, bitkilerde de hepsinde var. Biliyorsun bir altın oran kullanıyor Allah. Evet. Onu okudun. Onu biliyorum. Maşallah. Benim kitaplarımı okudun. Yok hani her konuda bu altın oran bilinen bir şey zaten. Başka tamam. Şekilde öğrendim. Başka bir yerden öğrendin. Evet, güzel. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. İşte bu aynı zamanda altın orana da bakıyor. Her şeyde bir ölçü koymuş Allah. Ve simetrik. Simetri de Allah'ın koyduğu bir kanundur. Darwinistlerin içinden çıkamadıkları konulardan biri de budur. Yani hiçbir konu içinden çıkamıyorlar da bu da içinden çıkamadıkları konulardan bir tanesi budur. Bir altın oran, yani mükemmel bir orandan yaratılmış olması, böyle matematik orandan yaratılması. Bir de simetri. Çünkü onların bir mutasyon iddiası var biliyorsunuz. Diyor ki mesela parmağımıza mutasyon oldu, küçük parmağımız böyle küçük kaldı diyor. Peki öbür taraf, sol tarafı öyle oldu diyelim onun inancına göre. Sağ taraf nasıl oldu? O da aynı. Orada mutasyon. Öyle bir mutasyon ki bu sağda yaptı mı solda da yapıyor aynı anda. Yani onu unutmuyor. Mesela gözün rengi mesela bir gözü yeşilse öbür gözün de yeşili yapıyor mutasyon. Mesela mercek sistemini mükemmel solda yaptıysa sağda da mükemmel bir mercek sistemi yapıyor. Görüntüyü tam irise düşürüyor. Mutasyon, tesadüf sonucu. Ama öbür tarafta da tam irise düşürüyor. Yani burnun yapısında da öyle, beyin kanatlarında da öyle, ciğerde de öyle. Yani bütün vücut biliyorsun simetriktir iki taraf birbirine. O simetrinin tamamı mutasyonların tesadüfler sonucunda oluşunu iddia ediyorlar. Mantıklı mı bu sence? Bu kadar tesadüf. Olmaz tabii ki. Değil mi? Sağ tarafta azı dişi olunca sol tarafta da azı dişi oluyor. Onun diş kökündeki yapı neyse orada o tarafta da oluyor. Göz merceğinde içindeki bir göz sıvısı olsun. Mesela ışık ayarlama sistemi biliyorsun göz merceği. Otomatik ayarlama yapıyor sürekli. En kaliteli fotoğraf makinesi bile yapamıyor şu an. Flu çekiyor. Arka taraf bulanık çıkıyor. Ama biz baktığımızda ön tarafta net, arka tarafta net görünüyor. Ve mükemmel bir süratle optik ayarlama yapıyor. Nasıl oldu bu diyoruz? Mutasyon sonucu tesadüfen oldu diyorlar. Öbür göz, öbür gözün özelliği nasıl oldu diyoruz? O da mutasyon, o da tesadüf diyor. Tesadüfler sonucu. Beyne giden sinir nasıl oldu diyoruz? Bunu yani görüntüyü elektriğe çeviren sistem nasıl oldu diyor sol gözde? Tesadüfen oldu diyor. Peki öbür sağ gözde nasıl oldu? Orada da tesadüfen oldu diyor. Yani tesadüflerden artık insanın midesi bulanıyor. O kadar çok tesadüf iddiası var. Ama tam açmaza girdikleri noktalarda da mesela bir protein meydana gelmesi konusunda da onu da uzaylılar yaptı diyorlar. Bir de işin o boyutu var yani. Evet. Mesela kromozomlar nasıl oluştu dediğinde, protein nasıl oluştu dediğinde. Çünkü matematik imkansız yani. Protein oluşturabilmesi için başka proteine ihtiyaç var. Yani tam bir kitlenme var burada yani. Hmm. Bir protein olması için başka proteine ihtiyaç olduğunda artık sıfır ihtimal proteinin oluşması. Nasıl oldu dediğimizde uzaylılar geldi yaptı diyorlar. Ne diyorsun buna iddiasına? Uzaylıların da bir başlangıç olarak proteine ihtiyacı var bu durumda. Onlar da başka uzaylılar yaptı diyorlar. Zincirleme. İşte bak biz bunların böyle yakasına yapışmasaydık böyle milleti kandırmaya devam edeceklerdi. Peki onlara göre bu evrim devam ediyor mu hala? Ediyor tabii. Yani bir insan ileride belki bir binlerce yıl sonra farklı bir görünümde mi olacak? Tabii tabii. Gazetede mesela Baron'un gazetelerinde var ya böyle abuk subuk adam şekilleri yapılıyor. Evet. Kafası böyle balon gibi. Değişmeye devam ediyor. İncecik hocam böyle olacak diyorlar. Devam edecek diyorlar evrim. Ama biz fosillere bakıyoruz. 350 milyon fosil var. Bakıyoruz 400 milyon yıllık, 300 milyon yıllık canlılar aynısından değişmeden kalmışlar. Ve bakın 350 milyon adetin üstünde fosil var. Değişmediğine dair ispat eden. Hiç değişmemiş.
Halen elimizde de canlı göstertiyoruz. Mesela bu Atlas'ta da içinde de fotoğraflarını var. Yalnız 350 milyon çok yüksek bir rakam. Buna karşıt diyoruz ki sizin iddia ettiğiniz gibi bir değişim olduysa, bir evrim olduysa tek bir tane kanıt olması gerekmez mi? Bir tane. Fosil. Tek bir tane fosil olması gerekir. Bak Pelin dikkat et. Tek bir tane ellerinde fosil yok. Bir tane. Ben dedim ki bana bir tane fosil getirin. Size 10 trilyon hemen masaya koyacağım dedim. 10 trilyon vereceğim dedim. 2 yıldan beri bekliyorum. Avrupa'da da ilan verdik gazetelere. Söyledik. Avrupa'da da haber verdik. Bütün Avrupalıların da haberi var. Her yere haber verdik. Kimse gelmiyor. Hatta dedik fosilin, artık fosilin kendinden de vazgeçtim dedim. Ben fotoğrafını gösterin, onunla kabul edeyim. Ona vereceğim dedim 10 trilyon. Bir tane fosil fotoğrafı gösterin dedik. Onu da gösteremediler. Habertürk'teki o tartışma programında dediler ki ara fosil var dediler. E göstert dedik. Bir kağıt vardı şey. Gösterti şey çekiyor, gösterti bir çekiyor. Yani niye öyle yapıyorsun ki dedik yani. Tut kameraya görelim, fotoğraf rica ettik nihayetinde. Yani bu kadar böyle tutup tutup çekmeye ne alem var. Sence niye öyle yapıyorlar Pelin böyle gösteriyor çekiyor. Çünkü doğru olmadığını biliyor. Evet. O gün Malazgirt Meydan Muharebesi gibi oldu. Maşallah. Darma keşen oldular. Evelallah. Ondan sonra bir daha karşımıza çıkamadılar. Maşallah. Ve çıkmaya da hiç niyetleri yok. Mesela Yiğit Bulut Dawkins'e haber göndermiş. Gel seni burada tartıştırayım demiş. Yani benle ve arkadaşlarımla tartıştıralım demiş. Adam hiçbir şekilde yanaşmıyor. Kime haber göndermiş? Dawkins bu İngiliz evrimci var ya onların meşhur. Duymuş, duymadın mı? Duydum. Evet. Hatta Yiğit Bulut gerçi bilmiyorum söylemek gerekir mi gerekmez mi de para da teklif etmiş. Para da vereyim demiş. Gel. Yani adamın tinetini bildiği için para da teklif etmiş. Yine kabul etmemiş. Etmez burada kim olduğunu bildiği için hocam inşallah. Biliyor böyle paspas gibi çiğneyeceğimi. Ama gidiyor. Liseli çocuklarına gidip tartışıyor. Hahamlarla tartışıyor. Rahiplerle tartışıyor. Gel benden tartış deyince tartışmıyor. Sence niye gelmiyor Pelin? Kendisine sormadınız mı? Kendisine soruyoruz. Ben diyor ondan tartışmam diyor. O kadar. Gerekçesi bu. Neden söylemiyor mu? Nedeni yok. Nedeni belli. Yani hayır tartışmayan bir insan değil zaten. Tartışıyor herkes de. Geçerli bir nedeni varsa olsaydı söylerdi demek ki. Yani ama sence ne olabilir? Sen çözmeye çalış. Korkuyor mu? Yani hem nasıl? Yani rezil rüsvay olmaktan korkuyor. Çünkü 10 dakikanın içinde bitiririm. 10 dakika bile sürmez. Ay zaten sıkıştı. Daha önce böyle bir şey söylemiyordu. Yeni çıktı ortaya. Buna soruyorlar. Proteinler nasıl oldu diyorlar. Yani bu kromozomlar nasıl oldu diyorlar. Düşünüyor. Bir kısım uzaylı varlıklar diyor. Yapmış olabilir diyor. Yeni çıkarttım modayı. Daha önce demiyordu böyle bir şey. Bizden sonra yani sıkıştıktan sonra duvara sıkıştı. Şimdi uzaylı muhabbetine başladım. Ya madem dayanacağı hiçbir neden yok, nasıl devam ettirebiliyorlar bu iddialarını? Yani boş alanda işte at oynatıyor. Kimse karışmayınca. Daha önce çok etkiliydiler. 71'lerde falan Türkiye'de Darwinizm ezici şekilde hakimdi. Sol da hakimdi. Çok güçlüydü sol. Yani bütün üniversitede hakimdi aşağı yukarı. Evet. Ama şu an her yerden söküldüler. Yani ilmi mücadele verildikten sonra söküldüler. Mesela Ergenekon örgütü, iddia edilen Ergenekon örgütünün de temel ideolojisi Darwinizm'de. Tabii. Biz yıktıktan sonra iddia edilen Ergenekon örgütünün moral gücü kalmadı. Evet, yani aralarındaki bağı ortadan kaldırmış olduk. İnşallah. Ve tasfiye sürecine geçtiler. Ve ezildiler, yok oldular. Evet. Mesela Türkiye'de sol kalmadı, bunu sol kendi söylüyor. Mesela CHP'de diyor geçenlerde açıklama yaptılar. Türkiye'de sol yok dediler. Sol kalmadı dediler. Artık biz de sağ içerisinde mücadele vereceğiz dediler. Sol neden kalmaz? Solun kökeni Darwinizm'dir. Yani solu sol yapan Darwinizm'dir. Solu kaldırmak için ne yapılır? Darwinizm ortadan kaldırılır. Bizim yaptığımız da Darwinizm ortadan kaldırmak oldu. Evet. Hatta Arap ülkelerinde de hep bütün ülkeler diyebilirim yani değil mi? Libya'dan itibaren Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Filistin, evet. Irak, Suriye hep solun elindeydi. Sol partiler, yani Stalinist partiler, sol partiler hakimdi. Biz Darwinizmi yıktıktan sonra bütün ülkelerde sol gücünü kaybetti.
Ve her yere sağ hakim oldu. Yani bu siyasete de yansıdı, politikada da yansıdı, sanata da yansıdı, her şeye yansıdı. Evet, inşallah. Peki bu sağ sol dediğiniz bu siyasetle alakalı bir olay. Darwinizm başka bir olay. Bunun çıkış sebebi yani bu solu bir arada tutan neden Darwinizm'di? Marksist düşünce, Marksist felsefenin kökeni, temeli doğrudan Darwinizm'e dayanıyor. Yani bina onun üzerine kurulmuş. Darwinizm olmadan Marksizm olmaz. Yani Karl Marx kendi eserlerinde bunu açıkça söylüyor. Yani benim felsefem Darwinizm üstüne kurulmuştur diyor, evet, özetle. Troçki de aynı şeyi söylüyor. Mao da diyor. Mesela Mao'nun açık kendi ifadesi var. Çin komünizminin diyor kökeni Darwin'e ve evrim teorisine dayanır diyor. Yani Darwin ve evrim teorisini yıktın mı Çin komünizmi de gitmiş oluyor. Nitekim şimdi onlar da bir hoş oldular, bir değişik şekillere girdiler.